Bu konuda sana akıl veremem ben. Yani bununla ilgili tedavi görmedim, talep de etmedim. 40 yılda bir oluyor bana çünkü. Yani mesela OKB'de bak aklıma geldi. Google'a açacağım, A yazacağım. Bir de bastırarak yapmam lazım. Bir daha. Bu aralar bu obsesyonu geliştirdim. Bunun için OKB tedavisi görmeye gitmem. Çok büyük engel olmuyor hayatıma. Ya başımda bipolar gibi daha büyük boss bir dert varken bununla uğraşmam. Evet ya, çok cins obsesyonların olabiliyor. Seçemiyorsun ne olacağını moruk. Hani tipik göz kırpma vardır. Ne bileyim, el kol oynatma vardır. Ha. Hani bunlar çok tuhaf gelmiyor ama bazı obsesyonlar da çok abuk oluyor. Toplum içinde yapınca ne oluyor lan diye bakıyorlar sana. Yavrum galiba iPhone'dan girenlere üye olma butonu, katıl butonu gözükmüyor. Öyle bir şey var. Evet, en azından duvar yalamayı bıraktık. Hani ben yeni tanıyanlar için söyleyeyim. Ortaokulda benim 100-200 çeşit obsesyonum vardı. Bunlardan biri de duvar yalamaydı. Duvar yalıyordum amına. Beni duvar kenarına oturtmuyorlardı hiç. Duvar kenarına oturmayınca da bu sefer süveterimin burasını, omzunu yalıyordum. Süveter bordo, burası kahverengi artık salyadan, yalanmaktan sırılsıklam olmuş. Niyesi yok işte moruk. Öyle bir obsesyon geliştirmiş. Niyesi yok. Tadı tuzluydu değil mi abi duvarların? Hayır, acıydı. Pislikten. Şeyhin yalanmış süveteri. Süveteri şerif. Ruh böyle kendini dışarıdan izliyormuş, ruhun bedeninden çıkıyormuş gibi olma durumu. Şey, depersonalizasyon değil mi? Evet. İşte dediğim gibi ben de çok seyrek olur. O yüzden bununla ilgili bir tedavi falan aramadım. Ya ben bir arkadaşımla konuştum. Dedim şu boya yüzünden öksürmeye başladım ve halsizlik başladı. Alerji kaptım galiba dedim. Dedi ki alerji değil bu, sen zehirlenmişsin. Hayda. İyi atlattık yani. Oğlum çok zor iş ya boyacılık. Didik didik her noktayı şey yapıyorsun. Düzgün fırçalamalısın. Adam 2 gün uğraştı ya. 2 gün uğraştı. Ve 5.000 lira verdik. Bundan önce bir herif 8.000 lira istemişti. Çok kazıktı. Bunu 5.000 liraya bulduk. Yani 2 gün sabah akşam uğraştı. Az bile yani ya. Malzeme dahil 5.000. Her şeyle 5.000. Bir de tüm kapıları boyadı evdeki. Salondaki, tuvaletteki. Az. Az. Şahit olduğun en garip OKB neydi peki Cemre? Bendeki mi? Moruk, dizimle çeneme vurma obsesyonum vardı. Şu bak. Yolda yürüyorum ayaktayken. Şimdi, ayaktayken yürüyorum, evet. Ne kadar enteresan. Yolda yürüyorum böyle. Ama dizimle çeneme vurma obsesyonum geliyor aklıma. Şöyle yapıyorum. Vuramıyorum lan göbekten. diye. Dizimle çeneme vuruyorum. Göbekten vuramadım. Ama bazen o kadar sert vuruyordum ki başım ağrıyordu. Bir kere halı sahadayız. Moruk top önüme düşmüş. Kaleciyle karşı karşıyayım. Bu obsesyonum geldi. Topa vurmak yerine dizimle çeneme vurdum. Top kaleciye gitti. Bir araba küfür yedim amına koyayım. Ulan harbiden göbekten vuramadım ya. Hiç akıl etmezdim. Vay amına koyayım. Şimdi o obsesyon canlansa ne olacak abi? Eski eski yapacağım yine. Ha, ama artık yapamıyorum da. Buluruz bir yolu. Otururken yaparım. Bak. Böyle yap. Niye aklıma şey, eşeğin aklına karpuz kabuğu sokuyorum ya? Yine başlamasın amına koyayım. Aman aman başlamasın. Yok, o çok illet bir şey. Hem insanlar dönüp dönüp bakıyor hem de başını ağrıyor. Çenene dizinle vuruyorsun moruk. Baş ağrımaz mı? Özür dilemene gerek yok canımın içi de doktor. İleride psikiyatrist olursan işte böyle manyaklarla uğraş canımına koyayım. Durun ben bir kayfa daha koyayım.